Arkadaşlar merhaba, termodinamik dersimize başlıyoruz. Geçen derste termodinamiğin ikinci yasasına giriş yapmıştık. Bu geçen ders verdiğimiz bilgilere devam edelim. Üzerine yeni bilgiler vermeye çalışalım. Evet, geçen ders dedik ki biz termodinamiğin ikinci yasası çevrim oluşturan sistemler için Kelvin-Planck ifadesi ve Clausius ifadesidir. Çevrim oluşturan sistemler için termodinamik ikinci yasasını biz bu iki ifadeyle ortaya koyabiliriz. Örneğin Kelvin-Planck ifadesi çerçevesinde ısı makinelerinin enerji dönüşüm verimleri %100 olamaz dedik. Q çıkan olduğu için bunu geçen derste ispatladık. Burada da ispatı var. Bu Q çıkan sıfır olamayacağı için sıfır olsa ısı verim 1 olacak, %100 olacak ama Q çıkan mutlaka var, çevrimin gerçekleşmesi için olmak zorunda. O zaman Q çıkan olduğu için ısı makinelerin enerji dönüşüm verimleri %100 olamaz. Bu önemli bir bilgi ve ısılı verimdeki Q çıkan yüzünden ısılı verimi biz %100 olarak elde edemiyoruz. Isılı verim 0 ile 1 arasında değişir. Hiçbir zaman 1 olamaz. Zaten 0 olursa o sistem çalışmaz. Bu çerçevede ısılı verimi de tanımlayıp aralığını da bu şekilde yazabiliriz. Kelvin-Planck ifadesine ayrıntılı bakın demiştim. Bu çerçevede Kelvin-Planck ifadesini değerlendirebiliriz. Clausius ifadesine bakalım. Soğutma makinelerinin ve ısı pompalarının performans katsayıları sonsuz olamaz. Yani performans katsayıları sonsuz olamaz. Performans katsayısı dediği COP'ler. COP'yi sonsuz yapan şey ne? VNet'in sıfır olması. Ama soğutma makineleri ve ısı pompalarına elektrik enerjisi girişi olmazsa zaten bu sistem çalışmaz. Yani VNet sıfır olamaz. Bu çerçevede COP de sonsuz olamaz. O da sonlu bir değerde olacak. Tabii COP değerlerinin birden büyük olması istenir. Bu çerçevede etkinlik katsayısı veya performans katsayıları da değerlendirebiliriz. Soğutma makineleri ve ısı pompalarını da geçen ders ayrıntılı olarak gördük. Çevrim geçiren sistemler için termodinamiğin ikinci yasası ele aldık. Şimdi tersinir ve tersinmez hal değişimlerine bakalım. Tersinir ve tersinmez hal değişimlerine bakalım. Çevrimlere geçen ders baktık. Bir ısı makinesinin sahip olabileceği teorik en yüksek verim ne olabilir diye bir soru aklınıza gelebilir. Örneğin gerçek ısı verim %40 ise maksimum ısı verim ne olabilir? Gerçekte bu makine %40 olarak çalışıyorsa teorik olarak maksimum hangi değere erişebilir? Ama bu ısı maksimum verim %100 olamaz, bu kesin de. Yani %40'ın ne kadar üzerinde olabilir teorik olarak maksimum verimi? Bu soruyu merak ediyorsak hangi yaklaşımları yapabiliriz? Şimdi onlara bakacağız. Bu durumda ideal, mükemmel, kusursuzluğa yaklaşan hal değişimi göz önüne alınmalıdır. İşte termodinamikteki bunun adı tersinir hal değişimi. Her zaman termodinamikte bir referans noktası var. Bizim de referans noktamız tersinir durumlar olacak. Tersinir durumlar mükemmel, ideal durumlardır. Gerçekte yoktur ama referans noktamız tersinir hal değişimleridir. Maksimum ısı verimi de bu çerçevede modelleyebiliriz. Arkadaşlar hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir. Termodinamiğin ikinci yasası gereği geçen derste kısaca bundan bahsetmiştik. Hal değişimleri belirli bir yönde gerçekleşir, tersi yönde gerçekleşmez. Yani gerçek sistemler, tersinmez sistemleri göz önüne alırsak tersinmez sistemlerde hal değişimi belirli bir yönde gerçekleşir. Tersinir ideal, tersinmez gerçek sistemler olsun. Hal değişimlerini bu çerçevede ele alalım. Herhangi bir sistemi arkadaşlar modellediğimizde onun bir sınırı var, çevresi var ve sistem ile çevre arasında da bir etkileşim var demiştik. Bu sistem sınırını delen enerji giriş çıkışları var demiştik. Sistem birinci halden ikinci hale gelsin, hal değiştirsin yani birinci halden ikinci hale geliyor. Sistem ile çevre arasında bir etkileşim gerçekleşsin. Sistem ile çevre arasında bir etkileşim, enerji etkileşimi gerçekleşsin. Çevre ile sistem arasındaki etkileşimlerin ters yönde gerçekleştirilebilmesi ve sistemin yeniden ilk haline dönmesi olanaksızdır. Bu önemli bir bilgi.
çevre ile sistem arasındaki etkileşimlerin ters yönde gerçekleştirilmesi ve sistemin yeniden ilk haline dönmesi olanaksızdır. Dönebilseydi tersinin hal değişimi olurdu. Yani ideal bir durum olurdu. Kağıt üstünde teorik olarak tersinin hal değişimini modelleyebiliriz ama gerçekte olanaksız. Örneğin, bir bardak çayımız var. Çay sistem olsun. Çevre ile sistem arasındaki enerji etkileşimi ısı olacak. Isı çıkışı olacak. Çay, T çay büyük T çevre olduğundan dolayı sistemden çevreye ısı çıkışı olacak. Çay soğuyor ve çevreye ısı kaybediyor. Bu gerçek bir durum. Çevreye kaybedilen ısı geri kazanılarak çayın tekrar ısınması olanaksızdır. Kendiliğinden. Yani sıcak çayı buraya bıraktığımızda 20 derecede çevre olsun, 40 derecede çay olsun. Bu sıcak çayı, 40 derecedeki çayı bu çevre ortamına bıraktığımızda bu 42 derece olmaz. Kendiliğinden olmaz. Ancak içine bir elektrikli ısıtıcı koyarsan olabilir. Olanaklı olsaydı tersinin hal değişimi meydana gelirdi. Tersinin hal değişimi ideal, teorik hal değişimidir. Yani geçmişte de sanki dengeli genişleme sıkıştırma işini ele almıştık. O da bir ideal hal değişimidir, tersinir hal değişimidir, sanki dengeli genişleme ve sıkışma işi. Bunlar arkadaşlar önemli bilgiler. Bir tersinir hal değişimi bir yönde gerçekleştikten sonra çevrede herhangi bir iz bırakmadan ters yönde gerçekleştirilebilen bir hal değişimidir. Tersinir hal değişimi yani. Şimdi ideal durumdan bahsediyoruz. Bir yönde gerçekleştikten sonra çevrede herhangi bir iz bırakmadan tersi yönde gerçekleşebilen bir hal değişimidir. İdeal tersinir hal değişimi. Tersinir olmayan gerçek hal değişimleri tersinmezdir. Doğada tersinir hal değişimi de yoktur zaten. Biz kağıt üstünde teorik olarak bir referans noktasını alıyoruz. Tersinir hal değişimlerini inceliyoruz. Tersinir hal değişimleri incelenerek gerçek hal değişimlerinin karşılaştırılabileceği ideal modeller oluşturuluyor. Kusursuzluğa yaklaşım oranı belirleniyor arkadaşlar. Kusursuzluk yok. Gerçek hayatta da yok, termodinamikte de yok. Ama kusursuzluğa yaklaşım oranını biz bir şekilde belirleyebiliriz. Bizim için oluşturduğumuz ideal modeller de önemli. Bu oluşturulan ideal modellerden arkadaşlar gerçek sistemler hep üretiliyor. Ona göre tasarlanıyor. Önce ideal modeli oluşturmamız lazım. Örneğin otomobil motorlarında ve türbinlerde üretebilecek en yüksek iş miktarı nedir? Bunu tersinir durumu göz önüne alarak modelleyebiliriz. Bir otomobilde gerçek verim %35 ise bu yüzde kaça çıkabilir? Üretebilecek en yüksek iş miktarı ne olabilir? Fanlarda, pompalarda, kompresörlerde tüketebilecek en az iş miktarı. Bak, motoru çalıştırmak için, türbünü çalıştırmak için iş lazım. O zaman üretebilecek en yüksek iş miktarı. Bir daha söyleyeyim burası yanlış olmasın. Otomobil çalıştığında, türbin çalıştığında iş üretiyor. Demin yanlış söyledim. Otomobil çalıştığında, türbin çalıştığında iş üretiyor, iş. Üretebilecek en yüksek iş miktarı nedir? Fanlar, pompalar, kompresörleri çalıştırabilmek için iş vermek lazım. O zaman tüketebilecek en az iş miktarı nedir? En az iş miktarını biz bu fana verelim ki bu fan çalışsın. O zaman tersinir hal değişimiyle biz bir hesaplama yapmak zorundayız. Fanlar, pompalar, kompresörler enerji tüketir, iş tüketir. Otomobiller, türbinler örneğin iş üretir. Tersinmez hal değişimlerin ulaşabileceği teorik sınır gerçekte ulaşılamaz. Tersinir hal değişimleriyle belirlenir. Evet, bu bilgileri değerlendireceğiz hep arkadaşlar. Bu çerçevede ikinci yasa verimini de tanımlayalım. İkinci yasa verimini eta 2 diye gösterebiliriz. Gerçek hal değişimlerin tersinir hal değişimlerine ne ölçüde yaklaşıldığının ölçüsü bak çok önemli. Gerçek hal değişiminde elde ettiğimiz verileri tersinir hal değişimlerinde elde edeceğimiz verimlere oranlarsak bir ikinci yasa verimi çıkacak. Bu da sıfırla bir arasında değişecek zaten. Ve gerçek durumların ideale ne kadar yaklaşabileceğini gösteren bir ölçü. Tersinmezlik neden oluyor arkadaşlar? Gerçek sistemlerde tersinmezlik neden oluyor? En önemli etken sürtünme. Her türlü makine elemanı sürtünme içeriyor. Dengesiz genişleme yani aniden genişleme. Bir ortam vakumlu, bir ortamda gaz var. O gazı serbest bıraktığımızda aniden dengesiz genişliyor. O zaman tersinmezlik meydana geliyor. İki akışkanın karışması da
İki akışkanı karıştıktan sonra tersi duruma çeviremeyiz. Sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi arkadaşlar. Bir sistemden dışarıya veya içeriye sonlu sıcaklık farkında ısı geçişi olduğunda biz bunu tersine çeviremiyoruz. Tersimezlik meydana geliyor. Elektrik direnci, katılarda plastik şekil değiştirme malzemeden biliyoruz. Kimyasal tepkimeler. Evet, bu kadar tersimezlik neden oluşur? Bu şekilde söyleyebiliriz. Ayrıntısı yine ilgili kaynaklarda var. Arkadaşlar, madem idealden yola çıktık, bizim referans noktamız tersinir çevrim veya tersinir hal değişimi. Biz hem çevrimleri hem hal değişimlerini inceleyeceğiz. İkisinde de tersinir çevrim veya tersinir hal değişimi diyebiliriz. Tersinir çevrimi inceliyorsak, bak çevrim kelimesi önemli. O zaman Karman'a çevrimine başvuracağız. Bu da ideal bir çevrim. Biz nasıl ısı makinesini, soğutma makinesini, ısı pompasını gördük ve bu bir çevrim oluşturuyordu. Bunların referans noktası Carnot çevrimidir. Carnot tersinir bir çevrimdir. En çok bilinen tersinir çevrimdir. Fransız mühendis Sadi Carnot tarafından modellenmiştir. Carnot çevrimine göre çalışan teorik ısı makinesine Carnot ısı makinesi denir. Carnot çevrimi ikisi sabit sıcaklıkta, ikisi de adiabatik olmak üzere dört hal değişiminden oluşuyor ve kapalı bir sistemde veya sürekli akışlı bir sistemde gerçekleştiriliyor. Adiabatik bir piston silindir düzeninde bulunan bir gazın oluşturduğu kapalı bir sistem mi ele alacağız şimdi arkadaşlar. Silindir tabanındaki yalıtım gerektiğinde kaldırılarak silindirde ısı depo silindir ile ısı depo arasında ısı geçişini inceleyeceğiz. Carnot çevrimini oluşturan dört tersin hal değişimini inceleyeceğiz. Neyse bu şekilde inceleyelim. Şimdi piston silindir düzeneğini biliyoruz arkadaşlar. Kapalı bir sistem ve başlangıçta bir konumunda olsun. Piston ve TH sabit sıcaklığında içeride bir gaz bulunsun. Bunun her tarafı bak yalıtımlı. Şuradan yalıtımı belli bir süre için kaldırıp TH sıcaklığındaki enerji kaynağından QH ısısını buraya verelim. İkisi de TH sıcaklığında ve QH ısısını buraya vereceğiz. QH ısısını buraya verdiğimizde bu sürtünmesiz piston silindir düzeninde bir genişleme olayı olacak. Bir noktasından iki noktasına gelecek. Sabit basınçta içeride hacim artışı olacak ve 1 ile 2 arasında hal değişimi olacak bak bu. 1 ile 2 arasını inceliyorsak bu bir hal değişimidir. Genişleme olayı olacak. 2 noktasına geldik arkadaşlar. 2 noktasına geldiğimiz an burayı tekrar yalıtalım. Her taraf yalıtımlı ve içerideki TH sıcaklığının TL sıcaklığına düşüşünü gözleyelim. İçeride bir sabit TH sıcaklığı vardı. Bu TL sıcaklığına düşünceye kadar 2'den 3'e hal değişimi gerçekleşir. 2 noktasında tekrar yalıtıyoruz. Yalıttığımız an içerideki sabit TH sıcaklığı tabii ki bu genişledikçe belli bir TL sıcaklığına düşecek. O da 3 noktası olsun. 2 ile 3 arası da bir hal değişimi. Ama 1, 2, 3, 4 arası çevrim. Ama bunu sadece 1, 2, 2, 3 olarak incelersek bunlar bir hal değişimi. Bu şekilde inceledik. Tamam. Sonra ne yaptık? 3 noktasına geldi ve TL sabit sıcaklığına erişti sistem. Tekrar buradaki yalıtımı kaldırıp TL sıcaklığındaki enerji kuyusuna QL ısısını çekelim. Sıcaklık sabit olarak. Yani 3'ten 4'e bu sefer bir sıkıştırma işlemi olacak. 3-4 arasında hal değişimi olacak. Son olarak tekrar buraya yalıttığımızda bu TL sıcaklığı TH sıcaklığına gelene kadar sıkıştırma. Her sıkıştırma işleminde sıcaklık artar bir miktar. Burayı da yalıttığımız için bu TL'den TH sabit sıcaklığına gelecek ve 4 ile 1 arasında bir hal değişimi gerçekleştireceğiz. Piston silindir düzeni bu şekilde çalışsın ideal olarak. Bu hal değişimlerini çevrime modellersek ve PV diyagramını da gösterirsek bak 1 ile 2 arasında QH sıcaklığı geldi. TH sabit sıcaklığında bu QH ısısını piston silindir düzeninde içeriye gönderdik. Sonra 2 ile 3 arasında TH sıcaklığından TL sıcaklığına bir dönüşüm oldu ve hacim artışı devam etti. 1 ile 2 arasında arttı, 2 ile 3 arasında bir miktar arttı. TL sıcaklığına geldiği an sıkıştırma işlemine başlıyoruz. Yani QL ısısını çekerek sıkıştırmaya başlıyoruz. 3 ile 4 arasında sıkıştı. TL sabit sıcaklığında sonra TL'yi tekrar TH'ye getirirken de 4 ile 1 arasını gözlüyoruz. Bakın bu ideal Carnot çevrimi ısı makineleri için PV
diyalama basınç, hacim diyalama kapalı bir çevrim. Birden başladı, ikiye gitti, üçe gitti, dörde gitti, bire geldi. Ve burada QH ısısı girişi, QL ısısı çıkışı çerçevesinde bu piston silindir düzeninden bir net iç çıkışı oldu. Şuradaki alan da arkadaşlar, bunu integral olarak hesaplarsak, buradaki alan da bize V neti, V net çıkanı verir. Evet, PV diyagramını tersine çalıştırırsak, yani bak burada QH girmişti, burada QH çıksın. Buna ters Carnot çevrimi deniyor arkadaşlar. Tersine çalıştırırsak, yani soğutma makinelerini ele alırsak aynı şey. Bakın burada V net çıkan oldu. Bu sefer V net giren olacak. Bu taralı alan bize V net gireni verecek. QL ısısı gelecek sisteme, QH ısısı çıkacak. Aynı koşullarda bu da ters Carnot çevrimi. Okların yönü bak ona göre. Bunları da ayrıntılı olarak inceleyin. Önemli bir konu Carnot çevrimi, bizim için referans noktası. Carnot ilkelerine bakalım o zaman. Arkadaşlar kitaptan ayrıntılı okuyacaksınız ama ben burada kısaca özetleyeyim. Kelvin-Planck ifadesi ve Clausius ifadesi vardı. Termodinamik ikinci yasasıdır ve makinelerin çevrimlerine kısıtlamalar getirir. Isı makinesindeki kısıtlama Q çıkan, QL olmadan olmaz. Soğutma makinesindeki kısıtlama V net giren olmadan olmaz. Tersinir ve tersinmez durumlara baktığımızda ısı makinelerinin ısıl verimleriyle ilgili olan Carnot ilkelerini ortaya koyabiliriz. Aynı ısı depoları arasında çalışan iki ısı makinesinden, aynı ısıl depolar arasında çalışan, bir daha söyleyelim, aynı ısıl depolar arasında çalışan iki ısı makinesinden tersinir olanın verimi her zaman tersinmez olanın veriminden büyüktür. Burada önemli bir vurgu ne? Aynı ısıl depolar arasında çalışıyor iki makine. Sonuçta biri gerçek, biri ideal. O zaman tersinir olan ne? İdeal. Tersinir olanın ısıl verimi her zaman büyüktür. Gerçek olanın ısıl veriminden. Bir kere Carnot ilkesi olarak bunu ortaya koyabiliriz. Aynı ısıl depolar arasında çalışan bütün tersinir ısı makinelerin verimleri eşittir. Bak, aynı ısıl depolar arasında çalışan bütün ideal ısı makinelerin verimleri eşittir. Isı kaynağı TH, ısı kuyusu TL sıcaklığı ise bu ikisi arasında çalışan bütün tersinir ısı makinelerin verimleri eşittir. İdeal verimleri. TH ile TL arasında çalışan tüm tersinir ısı makinelerin verimleri eşittir. Başka bir ilke, termodinamik sıcaklık ölçeği. Arkadaşlar bu da ders kitapları da ayrıntılı olarak var. Ben bunu kısaca burada anlatacağım. Ayrıntısını entropide anlatacağım. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan maddelerin özelliklerinden bağımsız olan sıcaklık ölçeğine deniyor. Termodinamik sıcaklık ölçeği. Sıcaklığı ölçmek için kullanılan maddelerin özelliklerinden bağımsız olan sıcaklık ölçeği. Lord Kelvin aşağıdaki gibi bir termodinamik sıcaklık ölçeği tanımlamış arkadaşlar. Tersinir tabii ki bak, tersinir makineler için, çevrim geçiren tersinir makineler için. Çevrim geçiren tersinir makineler için QH bölü QL tersinir çalışıyorsa arkadaşlar bu TH bölü TL'ye eşit Kelvin cinsinden. Neden eşit? Bunu sonra ispatlayacağım. Yani ısıların oranı Kelvin cinsinden sıcaklıkların oranına eşit. Ne zaman eşit? Tersinir çevrim geçiren makineler için. Bunlar önemli çok. Buraya yine yazmışım bak. Entropi bölümünde ayrıntılı olarak açıklanacaktır demişim bu durum. Carnot ısı makinesine bakalım. Tersinir olarak çalışan ısı makinesidir. Tersinir artı tersinmez olsun. Bak her durumda ısı verimimiz 1 eksi QL bölü QH'den hesaplarız. Bu da çok önemli. Bunları not alın. Sınavlarda karşımıza çıkacak. Hayatta karşımıza çıkacak. Tersinir artı tersinmez olsun fark etmez. Isı verimi biz bu eşitlikten hesaplarız. Ama tersinir durumda ne oluyor? QL bölü QH yerine TL bölü TH geliyor. Sadece tersinir durumda ısı tersinir verimi biz 1 eksi TL bölü TH'den Carnot verimi olarak hesaplıyoruz. Bunun adı Carnot verimi. Eğer gerçek sistem tersimiz sistemde ısı verimi bu şekilde hesaplıyorsak ve bu sistemi tersin olarak göz önüne alıyorsak ister bundan ister bundan hesapla aynı sonucu elde edersin. Çünkü şunların oranı birbirine eşit. O zaman ısı verim küçük, ısı verim tersinir ise tersinmez gerçek bir sistem. Gerçekte tabii ki
tersine ısı veriminden küçük olacak. Eşitse tersine ısı makinesi ve dikkat, ısı verim büyük, ısı verim tersinirse olmaz. Böyle şu bilgiyi bilmeyen birçok mucit yeni bir şey buldum sanıyor ama bu olmaz, kesinlikle olmaz. Bak ne demişim, TL sabit olsun, TH değerini arttıralım. Isı verim tersinire bak, 1 eksi TL bölü TH. TL sabit olsun, TH'yi arttıralım. O zaman ısı tersinir verim artar. Yani bak burası 400, burası 400 aynı oldu. TE burada 650, burada 900. Sonuç 0.38, 0.55. Yani tersinir ısı verim açısından baktığında TH'yi arttırmak ısı verimi arttıracak tersinir olarak. Gerçekte de TH'yi arttırmak bize fayda sağlayacak. Isır enerjinin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa niteliği de o kadar yüksek olur. Isır enerjinin daha büyük bölümü işe dönüştürülebilir. Isır enerjinin sıcaklığı ne kadar yüksek olursa niteliği de o kadar yüksek olur. Bak kalitesi, niteliği o kadar yüksek olur. Gerçek sistemlerde de ısır enerjinin daha büyük bölümü işe dönüştürülebiliyor. Carnot soğutma makinesine ve Carnot ısı pompasına bakalım. Ters Carnot çevrimine göre çalışan çevrimlerin başına Carnot ifadesi geliyor. O zaman COP soğutma makinesini şu eşitlikle belirleyebildik. Hem tersinir hem tersinmez soğutma makinesi etkinlik katsayısı bu şekilde yazılabilir. Ama tersinir durumda sadece sıcaklıkları Kelvin cinsinden alıp değerlendireceğiz. O zaman soğutma makinesi tersinir yazdık buraya. Isı pompasının eşitliği bu. Tersinir artı tersinmez için ama tersinir için Q'lar yerine T'ler gelmiş Kelvin cinsinden. Bunlar önemli bilgiler. O zaman soğutma makinesinin COP'sine bakarsak küçükse tersinirden tersinmez gerçek bir soğutma makinesi, eşitse tersinir ideal bir soğutma makinesi, COP soğutma makinesi büyük, COP soğutma makinesi tersinir olamaz. COP ısı pompası için de benzer durum yazılabilir arkadaşlar yukarıdaki gibi. Ve biz Carnot çevrimini mesela doyma bölgesinde çalışan Carnot soğutma makinesi demişim. Bu şekilde gösterebiliriz. Doyma bölgesinde çalışan ne demek? Şu içerisi doyma bölgesi zaten. Bu neydi? Doyma eğrisi şu. Kritik nokta içeren bu doyma eğrisi. Biz içeride çalışıyorsak doyma bölgesinde çalışan Carnot soğutma makinesi bu şekilde olabilir. Birden ikiye gidiyor, ikiden üçe gidiyor, üçten dörde gidiyor. Buradan buzdolabının içi örneğin ısıyı çekiyor, içerisini soğutuyor. Buzdolabının arkasından mutfağa QH'yi atıyor. Tersinir bir Carnot soğutma makinesi bu şekilde olabilir. Yani TV diyalımı bu şekilde olabilir. Örnek yapacağız. Arkadaşlar bakıyorum dersimize 9 kişi gelmiş. Bu dersi alan sayısı çok. Zaten bu 9 kişi bize gösteriyor ki vizeleri de okuyoruz durum. Çok iyi değil. Termodinamiğin sonu hüsran olacak. Bu 9 kişi hariç diğerleri hüsranı yaşayacak. Hani böyle olmaz. Bu dersi alıyorsan zamanında gireceksin, dinleyeceksin. Sözüm bu 9 kişiye değil, dersi dinlemeyenlere. Kaybeden dinlemeyenler olacak. Termodinamik kolaydır ama bizi dinleyip gerekeni yaparsanız. Bu ara bilgiyi de verdikten sonra örneğimize bakalım. Bir ısı pompası kışın bir evi ısıtmak ve yazın ise soğutma makinesi olarak çalıştırılıp aynı evi soğutmak için kullanılmaktadır. Arkadaşlar bak ısı pompaları hem soğutma hem ısıtma için kullanılıyor. Hem ısı pompası oluyor hem soğutma makinesi oluyor. Evlerimizdeki klimalar örneğin. Evin iç sıcaklığı kışın 20 derece olarak ve yazın 25 derece olarak alınacaktır. Bu ısıtma tekniği soğutma tekniği konusu arkadaşlar. Yani kışın kaç derece alıp hesaplama yapalım, yazın kaç derece alıp hesaplama yapalım. Isıtma tekniğinin önemli bir konusudur veya soğutma tekniğinin önemli bir konusudur. Biz kışın 20 derece iç sıcaklık olsun, 20 derecede rahat edebiliriz. Yazın ise 25 derecede rahat edebiliriz. Duvarlar ve tavandan dış ortama geçen ısı transferi saatte 2400 kilojül derece sıcaklık farkı olarak gerçekleşmektedir. Bak derece sıcaklık farkı da bir ısıtma tekniği, soğutma tekniği bilgisi. Biraz sonra bunu açacağız. Duvarlar ve tavandan dış ortama geçen ısı transferi. Arkadaşlar evi ısıtırken, soğuturken mutlaka dışarıdan içeriye ısı girişi veya içeriden dışarıya ısı çıkışı olacak.
Gerçek hayatta bu da ortama geçen, bak dış ortama geçen demek ki yazı kışın içerisini ısıtıyoruz ve içerisi sıcak olduğu için dış ortama kül çıkan var. O da saatte 2400 kilojul derece sıcaklık farkıymış. Ona bakacağız şimdi. Kış aylarda referans dış sıcaklık 0 derece. Bu da bir soğutma tekniği konusu. Bir dış referans sıcaklığı seçmek zorundayız. Kış aylarında referans dış sıcaklığı 0 derece alarak ısı pompasını çalıştırmak için gereken minimum gücü bulacağız. Bak kelimeler çok önemli. Minimum dediği an ideale gideceksin. Maksimum derse yine ideale gideceksin. Gereken minimum güç ne olabilir? B şıkkı, A şıkkıyla aynı güç değeri için evin 25 derece sıcaklıkta tutulabilmesi için maksimum dış sıcaklık ne olacak? Yine bak ideale gideceğiz. Karnoya gideceğiz. Veya tersine duruma geleceğiz. Bu soru çok önemli. İçinde çok önemli bilgiler var. Adım adım yapmaya çalışalım. Şekilde çalışırsak bir ısı pompamız var. Bu ısı pompası tabii ki arkadaşlar evi ısıtmak için kullanılacak ve VNet girişi olacak. Burada watt cinsinden güç biriminde üzerine nokta koymuşuz. Bir giriş olacak. Bu giriş çerçevesinde dış ortamdan, havadan aldığımız havanın sıcaklığını TL olarak dış ortamı sabit kabul edelim. Küvle ısısını aldık. Bunu VNet girişi çerçevesinde içeride ısıttık ve QH ısısını odaya gönderdik. Odayı da T sıcaklığında tutmak istiyoruz. Odada aynı anda Q çıkan kadar da bir ısı çıkışı var. Ona göre hesabımızı yapacağız. Kışın TH 20 olsun. İçerisini 20'de tutmaya çalışıyoruz. 293,15 Kelvin olsun. TL dış sıcaklık, şu havayı çektiğimiz dış sıcaklık 0 derece olsun. 270,15 Kelvin olsun. Önce Q çıkana bir bakalım. Arkadaşlar derece sıcaklık ne demek ona bakacağız. 2400 kilojül saat derece santigrat. Bak burada ne diyor? Saatte 2400 kilojül. Saatte. 2400 kilojül derece sıcaklık farkı dediği için buraya bak derece birimi de geliyor. Saatte kilojül olarak derece sıcaklık farkı için birim. Bunlar yeni bilgiler. Bunu bilin. Kilojül saat derece santigrat. O 2400'e eşit. Biz bunu kilojül saate çevirebilmek için derece sıcaklık farkıyla çarpacağız. Derece sıcaklık farkının tanımı nedir? Burada öğreniyoruz şimdi. T-TL. Yani bu iki sabit sıcaklığın farkı. 20-0. O zaman 2400 çarpı 20, 48.000 kilojül saat. Dereceler burada gitti. Saat kaldı. Kilojül bölü saat 3 birimidir. 48.000 kilojül bölü saatlik ısı çıkışı var evde. Biz buna ısıtma tekniğinde ısı kaybı diyoruz. A şıkkı ne diyor? Kış aylarında referanslı sıcaklığı sıfır alarak ısı pompası çalışmak için gereken minimum güç. Minimum güç VNet. O zaman COP ısı pompasına gideceğiz. COP ısı pompasının eşitliği ne? QE bölü VNet. Buradaki QE tabii ki Q çıkan olacak arkadaşlar. Bu sistemden çıkan ne? QE, Q çıkan kadar. Yani QE, Q çıkana eşit olmak zorunda. Çünkü bu odayı sabit sıcaklıkta tutmak için şu çıkan kadar içeriye ısı vermek zorundayız. Bunları bilelim. Evin kaybettiği ısı akımı kadar ısı pompası eve ısı akımı vermelidir ki sıcaklık 20 derece olarak kalabilsin diye ders notuna açıkça yazmışım. Çalışırken unutmayalım diye. COP o zaman nasıl değerlendireceğiz? 48 bin kilojül bölü saat bölü VNet. COP ısı pompası bu. Minimum güç demek Carnot ısı pompası veya Tersener ısı pompası demektir. İkisi de söylenir. Ya Carnot ısı pompası diyeceğiz veya Tersener ısı pompası. Tersener ısı pompasında ne? Biraz önce de yazdık. COP ısı pompası eşittir. COP ısı pompası Tersener. Arkadaşlar ısı pompası Tersener COP ne? O zaman TE bölü. TE eksi TL. Bu şu değere eşit olacak. Şimdi onu göreceğiz. Önce sıcaklıkları değerlendirelim. Buraya Kelvin cinsinden sıcaklıkları yazdığı an COP ısı pompası tersidir. 14,65 gibi yüksek bir değer çıkıyor. İdealde kağıt üstünde ulaşılabilecek maksimum COP bu. Buna hiçbir zaman ulaşamayız. Ama tersinin ısı pompası çerçevesinde değerlendirirsek COP ısı pompası tersinin bu. İşte bu değeri 48 bölü VNet'e eşitleyeceğiz. İdeal durumda COP ısı pompası eşittir.
suyu ısı pompası tersinir demiştik. O zaman buradaki V net, V net minimum oluyor. Biz ideal durumda. O zaman V net minimum 3274.774 kilojül bölü saat arkadaşlar. Bu saat tabii saniye çevirmekte fayda var SI birim sisteminde. Bunu kilojül bölü saniye yazarsak kilowatt oluyor zaten. O da 0.91 kilowatt. Bak ne kadar küçük bir değerde V net minimum gerekli ki ideal durumda biz bu odayı gerektiği gibi ısıtabilelim. Ama bu ideal durum. Gerçekte bunun birkaç katı olacak V net. Kış durumunu bu şekilde hallettik. Yine soruyu bir hatırlayalım. B şıkkında ne diyor? A şıkkı ile verilen güç değeri için evin 25 derece sıcaklıkta tutabilmek için maksimum dış sıcaklık ne olmalıdır diyor. Kışın. Pardon yazın. Kışı şimdi hallettik. Yazın. O zaman TL 25 derece olacak. Bak indisler değişti. Yaza geçtiğimizde TL veya TE 25 derece 298.15 Kelvin olacak. Bize ne soruyor? Maksimum dış sıcaklık yani TH. Bu da T çevreye eşit olacak. Biz ısı pompasını ters çalıştırdığımız an TL ile TH'nin de yeri değişiyor. V gireni aynı al demiş. 3274.774 kilojoule bölü saat. V net minimum değeri zaten biraz önce bulduk. Bu sefer V giren bu V net minimum çerçevesinde değerlendirilecek. Q giren QL kadar onu arkadaşlar 2402'ne göz önüne alacağız. Bu sefer TE-298.15. Burası neydi? Burası sıcaklıklar farkıydı. Onu 2400 kilojoule bölü saat derece santigratla çarptığımız an Q gireni bu sefer yazın için elde etmiş olacağız. COP soğutma makinesinde nasıl yazabiliriz? QL bölü V giren. V gireni aynı al demiş aldık. Yukarısı ne? QL. Bu sefer yazın bu odaya dışarıdan giren ısı miktarı. O da derece ve gün olarak değerlendirirsek 2400 çarpı T'yi bilmiyoruz. T-298.15. Karno soğutma makinesi, tersini soğutma makinesinde biz T'yi maksimum alacağız. O zaman QL'nin maksimum olması gerekiyor. Yani şuradaki T'nin maksimum olması için QL'nin maksimum olması gerekiyor. Soğutma makinesi tersinir nedir? TL, TE-TL sıcaklıklar elimizde. Şu TL olarak var, TH yok. Tamam, o şekilde değerlendirelim. Yine ne yapacağız? Soğutma makinesiyle soğutma makinesi tersinir COP'lerini eşitleyeceğiz. Sadece TE cinsinden elimizde şu değerler kaldı, eşitleyeceğiz. Bunu da matematik olarak çözeceksin artık. 45 derece çıkıyor. Dışarısı 45 derece ise biz Q çıkanı Q giren cinsinden kabul ettik bu soruda. O çerçevede dışarısı 45 derece ise içerisini yazın 20 derecede tutabiliyoruz bu şartlarda. Tabii bunlar ideal maksimum şartlar. Bak burada da şeklini çizmişiz arkadaşlar. Soğutma makinesi tersi bak. QL'de ok bu yönde, QH'de ok bu yönde. Burası TL, burası TH oldu. Soğutma makinesi ve ısı pompasını ele aldığımızda birbirinin tersi çalıştırdığımızda okların yönü bu şekilde kış ve yaz için. Arkadaşlar dersimize son vereceğiz biraz sonra. Dediğim gibi bu dersler çok önemli. Final sınavı çok önemli. Derse ilgisi olmayanlar zaten elenecek. Derse ilgisi olanlar, benim söylediğim şeyi yapanlar geçecek. Şimdi üzerinde fazla durmayacağım ama Ege ders içinde şu soru var. Bu soru da çok önemli. Bu derste ayrıntılı olarak çözdüğümüz soru harici bu soru da çok önemli. Bu soruları inceleyenler hiçbir zaman hata yapmazlar. Arkadaşlar ben burada ayrıntılı olarak bu soruyu çözdüm. Şimdi ele almayacağım. Bunu siz çalışacaksınız. Ama şöyle bir soruyu okuyayım ve önemli noktaları söyleyeyim. İş akışkanı olarak R134'da kullanılan bir ticari buzdolabını ele alacağız. Soğutulan ortamı -30 derecede tutacak bu ticari buzdolabı. Bak bu buharlaştırıcı hani QL'yi buzdolabının içinde çekiyoruz. İçerisi -30'da kalacak. Buzdolabı atık ısıyı yoğuşturucuya 18 derece sıcaklıkta 0.25 kilogram bölü saniye deviyle giren ve yoğuşturucuda 26 derece sıcaklık çıkan soğutma suyuna vermekte. Tabii ki bak yani şeyi vermiş. Bu çevrimdeki bilgileri vermiş.
Örneğin şu noktadaki basınç sıcaklık bu. Şu noktadaki basınç sıcaklık bu. Aşırı soğutulmuş demiş. Bak 5 derece aşırı soğutulmuş. Bu aşırı soğutma ve aşırı ısıtmayı geçmişte işledik. Dersi izleyen herkes bu kavramları biliyor. V'ye gireni vermiş, debiyi vermiş. Bak yoğuşturucudaki QA ısısını çekmek için de su kullanılmış. 18 derecede su giriyor, 26 derecede su çıkıyor yoğuşturucuda. Bu çerçevede soruyu değerlendirin demiş. Örneğin soğutucu akışkanın kütlesel debisini, bu 0,25 kilogram per saniye suyun, bak dikkat, soğutucu akışkanın kütlesel debisini istiyor. Soğutma yükünü, soğutma yükü çok önemli, QL, COP değerini, aynı soğutma yükü için kompresörün tüketici en az, bak en az dediği an ideale gideceğiz, gücü hesaplayın, soru çok güzel, çok önemli ve size büyük fayda sağlayacak adım adım çözülmüş bir soru. Termodinamik özellikleri R134A için belirleyeceksiniz. Aşırı soğutma, aşırı ısıtma nedir? Geçmiş derslerde işledik, burada da bilgisi var. Ona göre hesabı yapacaksın. Bak, geçmiş derste dedik ki biz yoğuşturucu ve buharlaştırıcı bir ısı değiştiricidir. Ve bunların giriş çıkışlarında basınç değişmez. Bak burada 1.2, 1.2 bunu söylemese de olur. Bir tanesini verse yeter. Gerçekte azıcık değişir, termodinamikte değişmez kabul ediyoruz. Yoğuşturucuya giren ve çıkan su var. Su için burada bir enerji analizi yapmışım ben yoğuşturucuyu tek başına alıp. Bunlar çok önemli. Böyle ayrıntılı soru çözümünü hiçbir yerde bulamazsınız. Sonra soğutma yükü için tekrar yoğuşturucuda bir enerji dengesi yapmışım. Bu çerçevede neye eşitliyoruz ayrıntılı olarak var. Sonuç olarak soğutma makinesi için COP çok önemli. COP değerlerine göre soğutma makineleri satılıyor piyasada. Bu COP'yi nasıl hesaplarız? Enerji dengesinden nasıl yararlanırız? Hepsi var. En az güç demek, tersine çevrim demek, Carnot soğutma makinesi demek. O zaman COP max'a gideceğiz. Burada hepsinin bilgisi var. Ve ikinci yasa verimini bak. İkinci yasa veriminden söz olarak bahsetmiştik ama burada eşitliği var. COP R bölü COP max bir ikinci yasa verimidir. Bak etkinlik katsayılarının oranı bir verim. Bunlar önemli bilgiler. Bir tane daha soru var, ona da bakarsınız arkadaşlar. Bir de üçüncü soru var. Geçmişte sınavda, finalde sordum. Çözen çok az oldu. Şimdi ona da bakalım. Bu üçüncü soru da önemli mühendislik problemi. Şurada bir havuz var. Havuzdan ısı alarak ısı makinesini çalıştırıyoruz. Havuzun sıcaklığı değişken. Havuzun sıcaklığı değişkense nasıl hesap yapabiliriz? Burada ayrıntılı olarak var. Bu tür soruları çözemeyen finale zaten girmesin deyip dersimizi soru yoksa bitiriyorum. Evet, yoklama alacağız arkadaşlar. Şu saatten itibaren derse giren 9 kişi tekrar numaralarını yazsın. Yoklamamızı alıp dersi bitirelim. Evet, soru yoksa çıkabilirsiniz yoklamayı verdikten sonra.